Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yetişen iki genç yetenek Oğuzhan Palaz ve Yağızcan, yetiştirme bedelleri alınmaksızın Manisa Spor'a verildi. İki oyuncu için Manisa 19 Mayıs Stadyumunda imza töreni düzenlendi. Törene Manisa Spor Kulüp Başkanı Abdullah Mergen ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cenk Ergün de katıldı. İmza töreni öncesi bir açıklama yapan Manisa Spor Başkanı Abdullah Mergen şöyle konuştu. Sayın Cenk Ergün kardeşim, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başkanı. Hem bizleri yönetim kurulu arkadaşlarında bir ziyaret, hem Oğuzhan'ın ve Yağız'ın Manisa Spor'a yetiştirme bedellerini talep etmemesi bize ciddi anlamda Manisa Spor'a katkı sağlamıştır. Ben de Manisa Spor Başkanı olarak, camiamız olarak kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ilişkilerimizin bu anlamda devam etmesini diliyorum. Kendilerinize, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor için önemli bir gün olduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Cenk Ergün de şunları söyledi. Bugün bizim için, Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi için önemli günlerden bir tanesi. Çünkü biz yaklaşık bundan 5 sene önce göreve geldiğimizde amacımızın Manisa'daki çocukları Manisa Spor'a en iyi şekilde, en ahlaklı şekilde yetiştirip göndermek olduğunu söylemiştik. Bugün siz deklanşörlerinize, kameralarınıza bastığınızda bu sözü tarihe bir işaret olarak, iz olarak bırakacaksınız. Tabii ben böyle değerli oyuncuları Manisa Spor'a kazandırdığımız için çok teşekkür ediyorum. Bu bizim asli görevimiz. Yönetici arkadaşlarımla beraber zaten 4 senedir bunun için çalışıyoruz. Oğuzhan'la Yağız kardeşim, bunun görünen kısmı, bugün kameralar önünde olmamızın sebebi, sizin çekeceğiniz fotoğrafların arkasındaki hikayeyi de biraz ben anlatmak istiyorum. Çünkü sanırım bu konuda kendimizi çok fazla ifade edemedik geçmiş senelerde. Çünkü baktığınız zaman Manisa'da şöyle bir algı yaratılmaya çalışıldı. Manisa Spor zor durumdayken Büyükşehir Belediyesi sadece Manisa Belediyespor'a yardım ediyor. Manisa Spor'a hiçbir katkısı olmuyor. Ama aslında böyle bir şey olmadığını size birkaç örnekle de ifade etmek istiyorum. O resimlerin altındaki hikayeyi de sizler inşallah yarın halkımıza ifade edersiniz. Biz göreve geldiğimiz günden beri siyasi bir kuruma bağlı olmamıza rağmen hiçbir zaman Manisa'nın çocuklarına, Manisa halkının evlatlarına hizmet verirken hiçbir zaman siyaset yapmadık. Yapmayı da hiçbir zaman düşünmüyoruz. Herkese açık olan, herkese kapısı açık, herkese eğitim veren bir kurumuz biz. Manisa Spor'a, Belediyespor'a geldiğimizde 94 yılında kurulmuş bir kulüp bulduk. Altyapısında 4 tane takımı olan, tesisleri Tevfiklav'daki halı sahalarda altyapı tesislerinde eğitim vermeye çalışılan, aynı zamanda şu anda Ertuğrul Diyek tesislerinde altyapısının ve A takımı çalışmasını yapan bir tesis. Sonra Ali Unutmak'ta çeşitli branşlarda hizmet veriyorlardı. Biz ilk hedefimiz ne dedik? Manisaspor'a futbolda bir yapılanma gidip değerli oyuncular yetiştirelim. Bu doğrultuda ilk olarak TOKİ 2 tesislerindeki atıl durumda bulunan tesisleri altyapı tesisleri olarak değiştirdik. Bugün geçen 5 senede 4 tane, 5 tane altyapı takımı olan bir takımı 13 tane altyapı grubu olan bir takım haline getirdik. Yaz okullarını 100 kişiyle 200 kişiyle yaparken 2 senede yaklaşık 2000-2400 tane öğrenciyi tarayarak altyapılarımıza kazandırdık. Ve bu doğrultuda da bu altyapılarda verdiğimiz eğitimlerle Manisaspor'a sadece Oğuzhan Palaz ve Yazıcan değil, çeşitli oyuncular kazandık. Şimdi onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Evet, biz bir yatırım yapıyoruz. Belki para harcıyor gibi görünüyoruz ama gerçekten Manisa'nın çocuklarına para harcıyoruz. Manisaspor'a da bu doğrultuda değerli katkılarımız oluyor. Eray Ataseven diye bir oyuncumuz vardı, biliyorsunuz, Balıkesir'e gitti. Bunun Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yetiştirik bedelini o zamanın altyapı sorumlusu, geçmiş dönem başkanı Emre Asgör zamanında 200-240 bin lira civarı bir rakamdı. Yanılıyorsam Alparslan beni düzelsin. Bunu hiçbir bedel karşılığı vermeden Manisaspor'a verdik. Ve Eray'ın Balıkesir'e gittiği bonservis bedelini de düşünürseniz herhalde başkanım onu daha iyi biliyor. Ciddi bir rakamı Manisaspor'a kazandırmış olduk. Tabii Eray'ı yetiştiren bizden önceki dönemdeki insanlara da buradan hem kulübüm hem başkanım da Manisaspor adına teşekkür ediyoruz. Geçen dönem, çok herkesin bilmediği, İbrahim
isimli oyuncumuzun 200 bin liralık yetiştirilik bedelini yine hiçbir bedel ödemeden Manisaspor'a verdik. Yine şu anda kadronuzdaki Gökdeniz Varol'un 50 bin lira tutan yetiştirilik bedelini hiçbir bedel ödemeden Manisaspor'a verdik. Bugün de Oğuzhan Palaz'ın 150, sanırım yanılmıyorsam kardeşimizin de 50 bin lira olan 200 bin liralık bedelini Manisaspor'a yine hiçbir karşılık beklemeden veriyoruz. Yani gazete köşelerinde ya da dükkanların önünde belediye sporlara gerek yok diyen arkadaşlara, sanırım altyapıda ne yapıyorlar diyen arkadaşlara, bunlar önemli bir örnek olabilir. Çünkü toplam 700 bin lira yakın sadece biz geldiğimizden beri Eray'ın bonservisine katmazsak Manisaspor'a verilmiş olan bir katkıdan bahsediyoruz başkanım. Evet. İzniniz olarak bunları söylüyorum. Çünkü biz arkadaşlarımızda gerçekten hiçbir menfaat gözetmeksizin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hem futbola hem de diğer branşlara yatırım yapıyoruz. Bize verilen görevi yapmaya layıkıyla çalışıyoruz. O yüzden bunları söylemek istiyorum. Tesisler kazandırdık. Çeşitli turnuvalar yaptık. Yarın başlayacak bir turnuva 3 senedir devam ediyor. Tevfik Lav turnuvası altyapıda. Beşiktaş, Bursa Spor gibi Türkiye'nin köklü altyapı kulüplerini 3 senedir buraya getiriyoruz, ağırlıyoruz. Yarın da başlıyor. Sizleri de bekleriz hep beraber inşallah. Bu çocuklarla beraber kendi çocuklarımıza da değerli katkılarda bulunmaya çalışıyoruz. Çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Manisaspor'a asla rakip değiliz. Rakip olmayı düşünmüyoruz. İlk günden beri bir pilot takımımız olsun profesyonelliklerde diye uğraşıyoruz. O da altyapıdaki bu 13 gruptaki çocukların birçoğunun akademi liginde oynayıp daha hazır bir şekilde, daha tecrübeli, daha güvenli bir şekilde Manisaspor'a geçmesini dilediğimizden dolayı amacımız, çabamız bundan sonra da Manisaspor için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı ben arkadaşlarımla beraber bunun sözünü verebiliyorum. Çalışmalarımız devam edecek. Tabii ki de bunun yanında, altyapının yanında Manisaspor'dan gelen oyunculara da bir önceki dönemde bunu bilinsin diye söylüyorum. Aslında bunları bugüne kadar hiç konuşmadık. Serhat Cengiz 25 bin lira, Umut Balcı 25 bin lira, Samet Samancı 25 bin lira. Bunları da Manisaspor Kulübü'ne geçen sezonlarda katkı olsun diye Belediyespor'un kasasından bonservis bedeli olarak verdik. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa Spor gibi önünde Manisa ibaresi bulunan bütün ilin takımı. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Her zaman çalışmaya devam edeceğiz. En iyisini yapmaya devam edeceğiz. Manisaspor'a en iyi katkıları vermeye devam edeceğiz. İnşallah iki kulübümüz de ilelebet var olsunlar. Halkımıza da sesleniyorum. İki kulübümüze de sahip çıksınlar. Çünkü şimdi birlik beraberlik olma zamanı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Oğuzhan Palaz ve Yağız Can'ı Manisaspor'lu yapan imzalar atıldı. Başkanım buradayız. Bozmayalım başkanım. Buradayız başkanım.